Evet değerli izleyenler, Güne Bakış tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yine çok önemli bir konuğum var. Özel eğitim uzmanı Pınar Tıngır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Pınar, özel eğitim uzmanıyım. Özel çocuklarımıza ve ailelerimize çalışıyorum. Evet hocam, özel eğitimi konuşacağız bugün. Detaylandıracağız ama öncelikle şunu merak ediyorum. Özel eğitim tam olarak nedir? Özel eğitim, bireysel gelişim özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarıyla aralarında çok belirgin farkların bulunduğu çocukların çocuklara uygun düzenlenen eğitim programları, geliştirilen eğitim programları, özel olarak yetiştirilmiş personel ve uygun eğitim ortamı sağlanarak yapılan bir eğitimdir. Peki hocam, özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler kimlerdir ve hangi çocuklar özel eğitim alabilir? Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler akademik, sosyal, duygusal, dil gelişimi, fiziksel özellikleri bakımından yetersizliği olan bireylerdir. Öğrenmede farklılıkları olan bireylerdir. Yani özel öğrenme güçlüğü, işitmede güçlük, duyma işitme problemleri, görmede problem, otizm, yaygın gelişimsel bozukluklar, zihinsel yetersizlikler, bedensel fiziksel eğitim ve bunun dışında üstün ve özel yetenekliler var. Özel eğitimle ilgili tanım nasıl konuluyor peki? Özel eğitimle ilgili çocuğumuz aslında doğduktan 6 ay içerisinde bize tepki vermeye başlıyor. Belirli gelişim basamaklarında bu gelişimi tamamlayamayan çocuklarda farklılıklar oluşuyor. Bu farklılıklar ilk önce ailede fark edilebilir ama emin olamayabilirler, çevresi gözlemleyebilir. Bunun dışında çocuk psikiyatristleri de bu işin uzmanlarıdır. Yani aslında şöyle, ailenin çok iyi bir gözlem yeteneğinin olması gerekiyor sanırım. Kesinlikle. Ne kadar erken başlasa o kadar iyi ama bazen ailelerde ne yazık ki konduramıyor sanki çocuklar değil mi? Bir sorun yok, erteliyor. Bu da sanırım bir dezavantaj oluyor. Evet, kesinlikle. Yani çocuğun gelişim basamaklarını çok iyi takip etmek lazım. Gelişimde kritik dönemler de var. Yani çocuğun tepki vermeye başladığı 6 aydan sonra jest ve mimiklerini kullanmaya, gülmeye, size tepki vermeye başlıyorlar. O dönemden itibaren yürümesi, tuvalet eğitimi, dil konuşması, her biri birer gelişim basamağı. Bu gelişim basamaklarını çok iyi takip etmeleri. Eğer zamanında olmuyorsa, yani gelişimini zamanında tamamlayamıyorsa destek alınması ya da bir tedavi programı uygulanması gerekiyor. Peki süreç nasıl ilerliyor tanı konulduktan sonra? Süreç nasıl ilerliyor? Yani çocukta belli bir fark varsa ailenin uzman bir çocuk psikiyatrisine gitmesi gerekiyor. Yani çocuğun bütün gelişim basamaklarının değerlendirilip tanının koyulması gerekiyor. Tanı koyulduktan sonra devlet hastanesinden sağlık raporu alabilirler ya da özel eğitim, özel seanslar yoluyla eğitime devam edebilirler. Evet, özel eğitime peki ne zaman başlanmalı? Özel eğitime başlanma yaşı aslında yok. Ama dediğiniz gibi özel eğitimde erken tanının önemi çocuk açısından ve ailenin hayat açısından çok önemli. Bu nedenle eğer çocukta bir problem görülüyorsa anında tanının koyulması ve eğitime başlanması çocuğun hayatı açısından çok önemli oluyor. Evet, yani dediğim gibi ailelere çok çok iş düşüyor. Evet. Çünkü ne yazık ki çevremizde de görebiliyoruz bazen. Benim çocuğumda bir şey yok. Babası zaten geç konuşmuştu gibi şeyler de oluyor. Bunları sanırım hiç dikkate almayıp değil mi? Şöyle, eğitimde işte yanlış inanışlarda bahsetmek istiyorum aslında. Otizmli çocuklarla da ilgili işte otizmli çocuklar konuşmazlar, otizmli çocuklar sarılmazlar, işte otizmli çocuklar iletişim kuramazlar. Çok uzun bir eğitim gerektirir, düzelmez ya da düzelir, hemen düzelir diye de var. Ya da işte ailede şöyle oluyor, benim eşim de çok geç konuşmuş ya da ben geç konuşmuşum ya da geç yürümüşüz, biz zaten biraz geç geliyoruz gibi. Bu süreci erteleyen aileler var. Maalesef bu şu açıdan çok önemli, 0-6 yaş dönemi çocukların en hızlı gelişim sağladığı, zihin gelişiminin en hızlı ve aktif olduğu bir dönem. Bu dönemi kaçırmaktan korkuyoruz biz eğitimciler olarak. Çünkü bu dönemde yaptığımız her şeyi çocuk daha kolay uygulayabiliyor ve daha hızlı bir ilerleme sağlıyoruz. Peki hocam, şunu merak ediyorum. Ne yazık ki baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde bir istatistik yayınlanmıştı. Otizmde çok ciddi bir artış var. Çok ciddi, evet. Bunun nedeni tam olarak nedir? Yani belli başlı bir nedeni var mı bu kadar artmasının? Çünkü neredeyse her 3 kişide 1'e gibi bir rakamdan bahsediliyor. Evet, evet. Her 3 çocukta 1 gibi. Bu kadar artmasının nedeni nedir bunun?
farkındalığımız arttı. Hı hı. Bu nedenle biz daha çabuk fark ediyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Sadece otizmde değil, bütün çocukların, bütün bedenselde olabilir, zihinselde olabilir, konuşmada mesela çok büyük problemler var. Bunların hepsi arttı. Yani çocuk tutumlarından, davranışlarından tutun da dil konuşma gecikmesi, otizm, zihinsel problemler, özel öğrenme güçlüğü hepsi çok fazla arttı. Bunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Fakat işte genetik temeller üzerinde durulmakla birlikte çevresel faktörlerin de etkisi üzerine birçok araştırma yapılıyor. Beslenme de önemli, aile tutumları da çok önemli. Ama bunlar da direkt otizm ya da direkt zihinsel gelişim yetersizliği gibi durumlar yaratmıyor. Aslında hepsi bir bütün gibi. Aslında hepsi bir bütün. Hocam, sorular da gelmeye başladı izleyenlerimizden. Birkaç tane sormak istiyorum. Çocuğum sürekli tablet istiyor, oyun oynamıyor. 2 yaşında otizm belirtisi olabilir mi diye sormuş bir izleyicimiz. Şöyle, otizm her çocukta farklı seyrediyor. Otizm belirtisi olabilir mi? Çocuğu bir görmek lazım tabii ki. Uzmandan bir randevu alıp bence bir değerlendirme, otizm değerlendirilmesi yapılmalı. Ama maalesef çağımızda televizyon, tablet, telefon kullanımının artması çocuğun sosyal gelişimini olumsuz etkiliyor. Bu da dışarıdan otizm gibi görünüyor. Ama otizm olmayabilir. Evet. Ama önlem almak ya da dikkatli olmak adı altında çocuk bir değerlendirmeye alınmalıdır. Evet, yine sorularımızdan. Çocuğum 4 yaşında oyun gruplarında pasif kalıyor. Hep oturarak oyun oynamak istiyor. Her oyuncağı oynamıyor. Kimseyle de iletişim kurmuyor. Ne önerirsiniz diye soruyor izleyiciler. Derhal bir uzman desteği öneririm. Neden? Çünkü 4 yaşında çocuk 3 yaşından itibaren oyun onlar için beslenme gibi oluyor. Evet. Zorunlu. Mutlaka arkadaşları için de oyun oynamayı bilmesi ve öğrenmesi, işte bu sıra içinde de paylaşmayı, karşılıklı oyun oynamayı, oyunu sürdürebilmeyi, bunun içinde konuşmayı, karşılıklı ve uzun konuşmaları yapabilmeyi öğreniyor. Onun için bu dönem oyun çok önemli ve çok etkili. Uzman desteğiyle beraber nasıl oyun oynanacağı, nasıl karşılıklı etkileşimli oyunlar oynanacağı bence mutlaka bir değerlendirme yapılıp uzman desteği almalı. Evet, yine sorularımız gelmeye devam ediyor ama konumuza da geri dönmek gerekirse, özel eğitimin temel amacı, temel ilkesi nedir? Özel eğitimin temel amacı, bireysel farklılıkları olan çocuklarda da var olan bir potansiyel var. Yani çocuğun durumunu, var olan potansiyeli ortaya çıkarıp onu daha geliştirerek yaşıtlarıyla arasındaki farkın kapanmasını sağlıyoruz. Evet. Yine hocam, sorulardan devam etmek istiyorum. 30 aylık bir oğlum var ve neredeyse hiç kelimesi yok. Uzmana götürdüğümüzde dil terapistine yönlendirdi. Ne kadar sürede sonuç alırız diye soruyor izleyicimiz. Şöyle bir durum var. 1 yaşından sonra kelime hazinesinin gelişmiş olması lazım. Tek kelimeli cümleler ve isteklerini bildiriyor olması lazım 1 yaşındaki çocuğun. Hatta jest mimiklerini kullanarak, işaret parmağını kullanarak merak içinde olması lazım. Yani eğer tek kelime cümleleri yoksa, kelimeler başlamadıysa ve bir kelime de harcığı yoksa çocuğumuzun, mutlaka eğitim alması gerekiyor. Ama dil konuşma terapistleri ile oyun terapisi arasında bir fark var. Dil konuşma terapistleri, yani alanında dil konuşma ile ilgili bozukluklarda çalışıyorlar. Ama sosyal bir problem varsa, çocuk sosyal iletişimde bulunmuyorsa, oyun terapisiyle tedavisi çok daha kolay ve daha eğlenceli çocuk açısından. Evet, özel eğitim sürecinde anne babaların tutumları nasıl olmalıdır? Özel eğitimde karşılaştığımız en büyük problem, aslında bir problemin olduğunu fark ediyorlar. Ama bu problemi görmezden geliyorlar ya da erteliyorlar. Şöyle bir durum var. Yani eğer bir problem varsa onun çözümü için bir an önce programa başlanmalı. Bir an önce eğitime başlanmalı. Çünkü bunu görmezden gelmek yok etmiyor. Maalesef her geçen zaman onların aleyhine ve yaşıtlarıyla aralarındaki farklar giderek artıyor. Bunları kapatmak daha zor oluyor. O yüzden anne baba tutumlarında en çok gördüğüm durum, görmezden geliyorlar. Yani eğer bir problem varsa mutlaka onun için bir uzman desteği almalılar. Aslında hep sağlık konusunda deriz ya, erken teşhis hayat kurtarır diye. Evet. Yine aynı şey değil mi hocam? Kesinlikle, çünkü 3 yaşında bir çocuğun oyun oynamaya hevesi çok daha farklı. Ama çocuk 6 yaşta ya da 7 yaşında artık 1. sınıf akademik beceriler devreye giriyor.
ince motor becerileri. Ama küçük yaşta sosyal gelişimini daha çabuk biz düzeltebiliyoruz. Daha çabuk oyun oynayarak daha keyifli bir şekilde daha kalıcı öğrenmeler sağlıyoruz. Çünkü oyun onların duygularını da harekete geçiriyor. Hem merakını hem kendi isteklerini anlatmasını oyun yoluyla ifade edebiliyorlar. Bu küçük yaşlardaki dönemi çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Evet. Tabii bir de özel eğitimde yanlış inanışlar var. Onlara da değinmek lazım. İşte az önce aslında bahsettiğimiz evet. gibi yok ben geç konuştum, babası evet. geç konuştu gibi. Başka ne inanışlar var hocam? Başka ne inanışlar var? Genel olarak işte dil konuşmada dediğiniz gibi ben çok geç konuştum. Bir süre daha bekleyeyim ya da kreşle çözeyim. Hı hı. Yani çocuğun bireysel bir problemi varsa bütün çocukların olduğu bir ortamda o bireysel problem çözülmüyor. Neden? Diğer çocuklarda var. Tam tersine belki şu da olabiliyor. Çocuk konuşamadığı için içine kapanabiliyor. Kendisini ifade edemediği için özgüveni düşüyor. Orada bir bireysel desteklenip sonrasında kreşe gitmesi gerekiyor ama genelde aileler önce kreşe ya da oyun gruplarına götürüp sonrasında bizi tercih ediyorlar. Öncelikli olan çocuğun bireysel özel eğitimi. Eksiği neyse, bu dil konuşmada olabilir, zihinsel yetersizlikler ya da gelişim geriliği dediğimiz bir durum da var. Erken doğan çocuklar, mesela bunların takipte olması lazım ki bütün gelişim basamaklarına yetişmesi için desteklenmesi gerekiyor. Ama bu sürede vakit kaybetmek ya da işte kreşle çözeyim ya da biraz daha büyüsün demek yanlış oluyor. Bu yanlış bir inanış. Yani zaman kaybetmek onların aleyhine bir durum. Evet. Bunun dışında otizm var. Otizmli çocuklar konuşamaz diye bir inanış var. Otizm maalesef her çocukta farklı etkileri gösteriyor. Aslında çok çeşitli var otizm çok galiba. Çok çeşitli var. Evet. Bazı çocuklarımızda akademik olarak inanılmaz bir zihinsel yetenek, hafıza yeteneği ve konuşma yeteneği var. Ya yani onu ortaya çıkarıp desteklemek çok önemli. İşte burada yanlış düşünüyorlar. Çocuklar konuşamaz. Konuşmanın alt basamaklarını oluşturduktan sonra konuşmaması için de bir neden kalmıyor aslında. Böyle bir durum var. Bir de biz şunu söylüyoruz. Eğitim çok pahalı. İşte eğitim, özel eğitim çok meşakkatli. Öyle değil aslında. Özel eğitim bireysel olarak yapıldığı için ve sadece çocuğun, sadece çocuğunuzun ihtiyacına yönelik yapıldığı için çok faydalı ve sonrasında sizin hayatınıza ve çocuğun hayatında yeri çok büyük. Bu nedenle evet belki bir yıl maddi manevi biraz zorlanabilirler. Bir yıl, iki yıl ya da o süreç içinde evet zor ama çocuk yetiştirmek de zor. Bunun için hani özel çocuğunuzla daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz ama onun hayatı açısından da çok önemli. Yani zaman açısından işte ben yetişemiyorum işime gibi durumlar var. Hani seansa getiremiyorum gibi. Öyle olmaması gerekiyor. Önemli olan çocuğun eğitimi. Yani evde de halledilebilecek bir şey değil galiba, değil mi? Özel eğitim aslında şöyle. Sadece terapiste bırakılmamalı. Neden? Çünkü evet biz uygulamayı yapıyoruz ama ailenin ve gittiği okulun. Yani aslında özel eğitim tam bir üçgen. Hem ailenin dahil olması gerekiyor, hem çocuğun çevresinin, hem de özel eğitim terapistinin. Birlikte sistematik olarak ilerlerse aile de, öğretmen de çok faydalı oluyor. Evet. Yine izleyicilerimizden sorular geliyor, onları da iletmek istiyorum. 5 yaşında otizmli kızım var, otizm teşhisi koyuldu. Evdeki televizyonu kaldırdık, çok dikkat ediyoruz ama çok hareketli, göz teması kurmuyor. Düzelir mi ilerleyen süreçte diye soruyor. Eğitimle kesinlikle her öğrenci, her çocuk düzeliyor. Yani burada önemli olan doğru eğitimin verilmesi, çocuğun doğru eğitimden yararlanması. Yalnız özel eğitimin tek bilinen tedavi yöntemi eğitimdir. Fakat bunun yanında çocuk psikiyatristleri ya da uzmanlar tarafından verilen ilaçlarla da desteklenebiliyor. Eğitim, ilaçları, çocuğun ailesi hep birlikte bir bütün olarak çalışıldığında ilerlememesi mümkün değil. Evet. Evet. Yani en azından olabileceğinin en iyisi olur. Bu da çocuk için çok faydalıdır. Yani aslında aileye de çok iş düşüyor. Çok iş düşüyor. Tabii yani ki. Hep bir bütün. Anneye de demeyelim, özellikle aileye düşüyor görev. Hele ailede başka bir kardeş varsa onlara da büyük bir görev düşüyor. Çünkü gerçekten zor, uyum sağlayabilmeleri gerekiyor. Bunun için uzman desteği almalılar. Yani çok iyi yönlendiriyoruz. Hem aileyi hem çocuklarını, diğer çocuğu da öyle. Hem çocuk açısından izlenen bir program olduğunda nereden nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, ne yapamıyorduk, şimdi neleri başarabiliyoruz, bunları görebiliyorlar. Evet.
Yine gelen sorulardan var hocam, onları iletmek istiyorum. 9 aylıkken CP, serebral palsi teşhisi aldık. Şu anda 2 yaşında kızım var. Ancak özel eğitim önerdiler. Çok hırçın, ne yapmam gerekiyor? Özel eğitimden biraz korkuyorum diye evet. sormuş. Özel eğitimden korkan aileler çok fazla geliyor. Bundan ve asıl karşılaştığımız durum şu, çocuk gelmek istemiyor, çocuk ağlıyor ya da çocuk çok hırçın. Şimdi çocuk bulunduğu ortamdan farklı bir ortama gidiyor. Tabii orada diğer çocuklar da var, farklı çocuklar var. Ama sonuç olarak bu çocuğun eğitimi için yapılan, çocuğun faydasına olan bir durum. Bu nedenle çocuğun iyi olduğu saatlerde, yani aç olmadığı, uykusuz olmadığı, hasta olmadığı zamanlarda eğitim programının düzenlenip ona göre sürekli devam etmeleri gerekiyor. Bıkmadan. Evet. Yani benim karşılaştığım, en zorlandığım durumdan bir tanesi de bir seans geliyor, ben çocuğu değerlendiriyorum. Belki mucize de söylüyorum. Diyorum ki otizm değil aslında ya da tam olarak otizm değil. Bence konuşmanın önüne bağırmayı koymuş. Hı hı. İletişim kurmak yerine bağırarak istediklerini ifade ediyor diyorum. Bir iki seans sonrası bırakıyor. Neden? Çünkü çocuk ağlıyormuş. Çok yanlış aslında. Çok yanlış aslında. Bir süre vermeleri gerekiyor. Çocuğun bana, benim çocuğa, çocuğun ortama uyum sağlaması gerekiyor. Bu süreyi tanımadan vazgeçen aileler oluyor. Evet. 3 yaşında oğlum göz teması kurmuyor. Gözlerinde problem olduğunu düşündük ama otizm teşhisi aldık. Nereden başlayacağımız konusunda tereddütteyiz. Ne yapmamız gerekiyor? Evet. Otizm belirtilerinden birazcık bahsedelim. Genel belirtilerinden. Hı hı. Göz teması kurmama ya da istememe. Dönen nesnelere çok fazla ilgili olma, sallanma, çırpınma, dönme gibi davranışlarda bulunma, olumsuz. Bunun dışında ışıklı, renkli görsellere çok fazla dikkat etmesi. Bunun dışında rutinine çok bağlı olurlar. Yani rutini bozulduğunda, bir düzeni bozulduğunda çok rahatsız olurlar. Farklı yerlere girmek istemezler, girdiklerinde de çıkmak istemeyebilirler. Konuşmada isteksizlik ya da konuşmama durumu, dil konuşmada kesinlikle bir gecikme oluyor. Arkadaşlarının oyununa karşı ilgisizlik. Bu durumlar otizmin genel olarak bütün özelliklerini içeriyor. Ama her çocukta da farklı özellikler oluyor. Buna bir de takıntılar ilave oluyor bazı çocuklarda. Takıntılı davranışlarda da aile net olmalı. Net ve kararlı. Yani bunlar olduğu sürece çocuk ne yapacağını, ne yapamayacağını da aslında anlıyor. Aileye göre davranıyor. Verdiğimiz tavizler bunları artırabiliyor. Hı hı. Otizmde böyle bir durum var. Ama ne yapması gerekiyor? Uzman desteği alması gerekiyor. Çünkü göz teması kurmaması büyük bir belirti. Çünkü çocuklar merak ve göz temasıyla bir, aslında bir iletişim var. O iletişimi kurmak istemiyorlar. O yüzden eğitim almak ya da bir uzman desteği almak durumunda. Evet. Yine bir izleyicimiz, her şeyi kafaya çok takan biriydim ve korktuğum başıma geldi. Kızıma otizm teşhisi koyuldu. Hı hı. Kendi psikolojim açısından da çok evhamlı biriyim. Psikolojik destek almak istiyorum. Sizce almalı mıyım diye soruyor şu izleyicimiz. Bizim aslında görevimiz, evet, çocuklarla bir eğitim programı izliyoruz. Yani bize geldiğinde çocuk, biz şuradayız, bunları yapmamız gerekiyor, bunları çalışmamız gerekiyor, şu programı uygulayacağız, sizden de şunları bekliyoruz diye. Biz görevlendiriyoruz aileyi. Biz bunları yapıyoruz. Siz de evde böyle tekrar eder misiniz ya da bu oyunları oynar mısınız diye yönlendiriyoruz. Fakat anne babanın psikolojisi gerçekten zor. Çünkü çocuklar hepimiz için çok değerli. Hiçbirimiz istemeyiz ama böyle bir durum varsa kabul etmeliyiz. Öncelikle olan o, psikolojik destek konusunda hepimizin çoğu zaman ihtiyacı oluyor. Bence tıkanıklık hissediyorsa, kendini iyi hissedecekse bir destek alabilir. Evet, yine bir izleyicimiz, ben çok küçük bir yerde yaşıyorum. Burada ne yazık ki özel eğitim alabileceğimiz bir yer yok. Çocuğumda gelişim geriliği var. İnternetten izlediğim videolarla kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizce faydası olur mu diye soruyor. Tebrik ediyorum kendisini. Tabii ki faydası olur. Gelişim geriliğinde çocuğun gelişim basamaklarına destek olunduğunda gelişim geriliği kalmayabiliyor. Hı hı. Ama şöyle, tabii ki uzman desteğiyle olsa daha faydalı olur. Kendisi de daha bilgi sahibi olur bu konuda. Ama internet ya da televizyonda da bir sürü gelişim basamaklarına yönelik, oyunlara yönelik ya da ince motor becerilerine yönelik etkinlikler var. Hiçbir şey yapamıyorsak evdeki eğitim tabii ki çok faydalı olur. Ama uzaktan gelen ailelerim var bana. Hafta sonları geliyorlar. Bozkurt'tan, yani ilçelerden, hı hı, gelen o aileler var. Eğer yakınlarında böyle bir yer varsa, haftada bir bile olsa, bence destek alsınlar. Evet.
Yine sorular gelmeye devam ediyor izleyicilerimizden. Hepsini sormaya çalışıyorum bu arada. Telefon, tablet bağımlısı bir çocuğum var. Hiçbir şekilde elinden alamıyorum. Çok hırçınlaşıyor. Ne yapmam gerekiyor, ne önerirsiniz diye soruyor izleyicimiz. Başımızın belası evet, telefon, tabletler genel galiba. Genel olarak aslında sadece bir programı aile tutumları ve tablet, televizyon, iletişimi sıkıntıya sokan durumlar. Şimdi televizyon ve tablet olduğunda ya da elimizde bir telefon olduğunda hakikaten iletişime geçmek istemiyoruz. Biz bunu kendimizde de görebiliriz. Ama çocuk için en önemli yaş 0-3 yaş, 0-6 yaş. Çocuğun sosyal gelişiminin, dil becerilerinin, bütün gelişim basamaklarının çok hızlı yol alması gereken bir dönem. Ve zaten 7 yaşına kadar biz zihinsel gelişimimizin çoğunu tamamlıyoruz. Sonrasında tabii ki katkılar ve ilerleme devam ediyor ama en hızlı geliştiğimiz dönem 0-6 yaş, 0-7 yaş grubu. Bu dönemi maalesef televizyonla ve tabletle, bilgisayarla, işte telefonla öldürmek gerçekten çok üzücü. Ben tamamen kaldırmalarını tavsiye ediyorum. Yani evde televizyon olmasa ne olur? Belki biz de daha çok kitap okuruz ya da çocuğumuzla daha çok vakit geçirebiliriz. Eğer çocuk bağırıyorsa ve bırakmıyorsa tamamen kaldırmalarını tavsiye ediyorum. Yok, daha iyi bir derecede ise göz önünde bulunmayacak yerlere koymalarını tavsiye ediyorum. Ama televizyonu da kesinlikle süreli kontrol altında izlemelerini tavsiye ediyorum. Hocam sanırım televizyon ve tablet yaşı da çok düştü değil mi? Çok düştü. Yani çünkü artık eskiden şöyle bir şey vardı. Biz tabii şanslı gruptayız sanırım. Kesinlikle. Bizim zamanımızda bu kadar telefon, tablet yoktu. Biz hep sokakta büyüdük. Şimdiki çocuklar televizyon, maalesef, tablet, telefon üçlüsü içerisinde büyüdüğü için sanırım biraz sıkıntılar bundan mı kesinlikle ortaya çıkıyor? Ailede artık anne ve baba çok çalışıyor, mecburen çalışıyor. Bu sebeple aslında çocuklar genel olarak kreşte ya da anneanne dede büyümesiyle devam ediyorlar. Şimdi bu süreçte çocuk ağlamasın kısmı çok ön plana geçiyor. Yemeğini yesin de televizyonla yiyor, telefonla yiyor. Bu şekilde öğretiyoruz çocuklara. Evet. Çocuk televizyonun karşısına geçtiğinde yemeğini yiyor, yedirebiliyorum diye düşünüyor. Ama etkisi sosyal gelişim açısından çok büyük engeller yani oluyor ve çocuğun gelişimini çok engelliyor. Bunu şuradan da görebiliriz aslında. Bu konuda çok araştırma yapılıyor. Televizyon ve tablet yoğun maruz kalan çocuklarda davranış bozuklukları, saldırganlıklar, bağırma ama diğer çocuklar oyun oynama yeteneğini kazanıyorlar. Oyun oynama becerileri, dil konuşma becerileri, resim yapma yetenekleri her bakımdan kıyaslandığında çok fark var. Evet. Yine tabii sorularımız gelmeye devam ediyor. Aslında hep televizyon ve tablet üzerine geliyor sorular. Hep hani defalarca açıklamış gibi oluyoruz ama hocam yine bir televizyon tablet sorunu var. Kesinlikle tabletle oynamadan uyumuyor. Sürekli tabletle oyun oynamak istiyor. Bunu hiçbir şekilde kaldıramıyorum. Ne önerirsiniz diye soruyor. Çok ağlıyor. Ağladığı için de kıyamıyorum aslında. İşte annelerin en büyük problemi. Evet. Yani çocuklar iletişim ya da sözel iletişim kuramadıklarında ağlıyorlar. Ya ben şöyle düşünüyorum, çocuğun ağlaması mı ya da bunun daha kötü problemlere yol açması mı? Yani çocuğum ağlıyor, kaç gün ağlayabilir, ne kadar ağlayabilir, ne kadar süre ağlayabilir? Çocuğun kendini güvende hissettiği bir yerde ya da kendine zarar vermeyeceği bir yerde ağlaması ona ne zarar verebilir? Yani işte bugün ağlamasın, yarın da sussun diyerek verdiğimiz tavizler maalesef daha kötü, bizi daha kötü bir duruma sürüklüyor. Bunun için bence telefonu tamamen kapatsınlar ya da kaldırsınlar, görünmesin. Böylelikle bir gün ağlar ama ertesi gün ağlamaz. Çünkü görmez. Olmayan şey onda huzursuz etmez onu. Hani git aç demez yani çünkü görmüyor, yok. Ama televizyon orada duvarda asılı durduğunda kumanda da sürekli elinde. Çocuk kendisi bile açabiliyor. Hı hı. Yani o yüzden bence tamamen kaldırmak gerekiyor. Tuvalet eğitimiyle ilgili bir soru gelmiş hocam. Buyurun. Bunu da sorayım size. 5 yaşında tuvalet eğitimini tamamlayamadık. Gitmediğimiz doktor, psikolog kalmadı. Özel eğitime mi gitmemiz gerekiyor? Hiçbir şekilde tuvaletini söylemiyor. Evet. Öz bakım becerilerindeki eksiklikler de özel eğitim alanının konusu. Tabii bunun fizyolojik temellerine işte hani uzmanına bir danışmak gerekiyor. Nedeni tespit edilmeli. Ama model olma yöntemiyle kreşler ya da akranları kullanılabilir bu durumda. Kitaplar okunabilir. Ya da gelişiminde bir gerilik var sadece bu basamakta değil mi? Onu bir kontrol etmek gerekir. Evet.
Evet, son 3 dakikamız kaldı bu arada. Yavaş yavaş sonuna da geldik programımızın. Yine izleyicilerimiz sorarsa tabii ki buradan ileteceğim. Evet. Son olarak yine ailelere neler söylemek istersiniz hocam? Ailelere neler söylemek isterim? Özel eğitim gerçekten çocuklarınız için çok güzel bir eğitim. Bireysel ve çocukların bireysel özelliklerine göre yol alıyor. Bu nedenle eğer çocukta bir problem varsa özel eğitime gitmekten korkmasınlar. Bu süreci sakin ve sabırla ilerlesinler. Eğitim uzmanından destek alsınlar. Birlikte çünkü yürüyoruz bu yolda. Ve emek verildiğinde çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Çocuklarına güvenmelerini ve önemli olan çocuklarla birlikte kaliteli zaman geçirmek. Yani onlarla oyun oynamak, işte televizyonu, tableti bırakıp birlikte vakit geçirmek. Etkileşimli oyunlar tavsiye ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bugünlük de biz ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Bize 2 gün müsaade. Pazartesi günü aynı saatte sizler için burada olacağız. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.